Pınar Su Bay J Show'u sunar. Akşamlar sevgili dinleyiciler. Herkese iyi akşamlar. Umarım gün içinde her şey dilediğiniz gibi gitmiştir. Gitmediyse de hey, iyi ki siz değilim. Peki. Ama anne, ölme ihtimalin mi var uykuda diye sorardı. Bir kez de şey dedi. Bilemeyiz ki çocuğum, belki doktorların gözünden kaçan bir kalp hastalığın falan vardır. Millet, ben Bayce. Buraya en başta para için geliyordum. Sonra yeteri kadar param oldu, prestij için gelmeye başladım. Sonra yeteri kadar prestijim de oldu, dinleyicilerime olan bağlılığım için gelmeye başladım. Sonra bağlılığım geçti. Şimdi bugün bu zamanlar 2016 yılında bu güzel cuma akşamında sadece ve sadece güzel kızlara kendimi beğendirmek için geliyorum. Ne para, ne meslek aşkı, ne çocuğumun geleceği, güzel kızlar ve aşk. Ay Bayşe, hiç aşk insanına benzemiyorsun. Çabuk tüketilen hızlı ve kısa ilişkilere daha uygun duruyorsun sen. Çok iyi de bu kötü bir şey değil ki. Ya siz söyleyince kötü gibi duruyor ama ben yapınca çok süper oluyor. Söyleyeyim size. Üstelik imajım sizi yanıltmasın. Çok sadık biriyim bir ilişkilerimde ve seni seviyorum kelimelerini kullanmayı da çok severim. Çünkü gerçekten seviyorumdur. Sadece hep sevemem. Bu yüzden seni seviyorum dediğim genç kadınlara hep sevmiyorum. Yani o anda seviyorum. Hep sevemem. Ertesi gün sevebilirim tekrar. Bu tamamen sizin ne kadar tatminkar bir insan olmaya devam ettiğinizle alakalı bana. Bana hep şey soruyor. Bahşe, ilk defa birine seni seviyorum dediğin günü hatırlıyor musun diye. Hatırlıyorum. Söylemiştim ama aslında öyle hissetmiyordum. Bahşe, madem öyle neden seni seviyorum dedin kıza? Ne kızı, koskoca kadındı ya Allah aşkına. Neyse, okey, konu bu değil. Yani o bana demişti. Ben de söylemek zorunda hissettim kendimi. Çok zor bir durum. Kabul etmeniz lazım. Yani kız sana seni seviyorum diyor. Ne diyeyim ki cevap olarak? Seni anlıyorum. Tabii ki. Yani bu sevilmez mi? Veya teşekkür mü edeydim? Seni seviyorum. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Evet. Şunu sorarsa kötü oluyor. Ya sen? Ben iyiyim işte. Halamlar geldi Almanya'dan. Biliyorsun annemler biraz bunaldı. Ablam sevgilisinden ayrıldı. İşler fena değil. RFM'i biliyorsun. Seni seviyorum. Ben zaten herkesi seviyorum. Bana diyorlar ki hadi Bayce, herkesi sevemezsin. Kimsenin o kadar büyük bir kalbi yok. İşte orada kaybediyorsun tartışmayı. Çünkü ben kalbimle sevmiyorum sadece. Evet, bu yüzden atıyorum koca popolu Bayce diyebilirler ama ne sevgi dolu olduğunu bilemezler. O poponun içi sevgi dolu. Yani ne bileyim, evlendiğimde karımla sürekli seni seviyorum diyorduk. O kadar çok seni seviyorum diyorduk ki yani her telefonu kapattığımızda, her karşılaştığımızda, birbirimize her mail yazdığımızda, bir gün içinde sen 45 defa seni seviyorum diyordum. Boğazıma kadar seni seviyorum olmuştum gerçekten. Yetişkin bir erkeğe seni seviyorum dedim yanlışlıkla bir gün ya. Vallahi sıhhi tesisatçıyla telefonu kapatırken seni seviyorum dedim. Vallahi Ramazan ayıydı. Gün ortası, adam kaldı, ben kaldım. Ben de size abicim, tamam kapattık. Bunu unutuyoruz değil mi? Değil mi? Değil mi? Halil. Ya dün akşam çok içmişim diye uzaktan seyreden biri gibi bahsederiz ya. Tuvalete girip çıktıktan sonra aşağı bir baktım, pantolonun fermuarını açık unutmuşum. Hello, my name's Forrest. Forrest Gump. Gömleğimin eteği dışarı fırlamış, fermuardan dışarı. Evet. Şimdi insan öyle bir durumda üşeniyor da biliyor musun? Tekrar tuvalete mi gideyim, masama mı geçeyim diye bir sağa sola fikir değiştirip karar vermeye çalışırken düğün komboyu konga dansı yaptığımı düşünüp arkama tren ol sen. No one else is, but you are. Bay J on Power FM. Yılın ikinci günü cuma akşamı, iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bay J ben, Power FM'in akşam Drive Time Show minim. Bu çok uzun yıllar devam etti, şimdi yine devam ediyor son bir senedir. Aslında eğer hiç hani ara vermemiş olsaydım bu ayın 15'inde 16. yılıma başlamış olacaktım Power FM'de. Ama iyi oldu, yani iyi oldu. Bir şarkım vardı benim, hiç yanımdan gitmezsen seni nasıl özleyeyim diye. Anladınız mı? Yani baba iyi oldu. Ara bence iyi oldu. Beni özlemişler. Bu ne harika bir şey, öyle değil mi? Yani bendeki istikrar, sizin programa 8. yılım itibariyle alışmaya başlamanız, patronumla sıcak ilişkim ve geleceğe ümitle bakan çocuğum ve Fransız designer çantalarını alabileceği garantilenen karımın mutluluğu gerçekten...
Bana akşam programı sunduracaksın arkadaş. Ben sabah insanı değilim gerçekten. İki karış suratla program sunardım. Bir de sabah erken kalkıp güne erken başlamayı sevenler. Hani böyle mutlu mutlu günaydın. Ne kadar güzel bir gün öyle değil mi? Bay je 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 falan diye gelirler. Sino oracıkta böyle çık çık. Ondan sonra da göz kapaklarınızın açılmak istemediği için vücudunuza yaydığı stresten kaynaklanan surat asıklığınızı da eleştirdiler. Ne o Bay J, ters tarafından mı kalktın? Bu ne saçma bir laf? Ters tarafım neresi benim? Ha? Nereden kalkabilirim ters kalkmış olmak için ters tarafım? Hadi popomun ters tarafım olduğunu varsayalım. Amuda kalkarak mı ineceğim yataktan? Ben gece yaşamayı seviyorum. Böyle karanlıkta kendimi daha iyi ifade ediyorum. Tam olarak yenemedim özgüven sorunlarımı. Bu yüzden... Millet uyurken gece yarısı saat 02'de milletin kapısını çalıp hay ne güzel bir gece. Öyle değil mi? Harika bir gece. Uyandırıyor muyum? Sonra da ne oldu ters tarafından mı kalktın diyor muyum? Bitti standart. Yaşlı erkeklerle genç kadınları beraber gördüğünüz zaman ne hissediyorsunuz ya? Hayır yapmayın. Ben öyle düşünmüyorum çünkü ben de yaşlı olunca öyle olmak istiyorum. Ne var ki karşılıklı bir rıza var. Kölelik devrinde yaşamıyoruz ki köle pazarından almadı ki bu kızı adam. Ve bir sevgilimle geziyorduk. Yaşlı bir adam gördük. Sevgilisi 20'li yaşlarda yıkılıyor. Kız arkadaşım dedi ki of çok kötü ya üzüldü falan diyor. Sonra dedi ki biliyorsun değil mi Bayce? Bu kızı bu adamla sırf parası için beraber öldü. Biliyorum dedim. Umarım o adamın yaşına geldiğimde benim de çok param olur. Surat astı kız. Surat astı. Ne surat asıyorsun dedim. Adamın yarı yaşındayım ve sevgilisi benimkinden daha genç. Ha, ne yapmamı bekliyorsun? Güzel kızdı ama inanılmaz güzel. Bayılırdınız ha. Ama zaman bu güzelliği korumasına yardım etmeyecek. Bu güzellik değişecek anlıyor musunuz beni? Ha? İşte bu yüzden çok para biriktirmek zorundayım. Yani elimden gelse onu bu haliyle korurdum ama zaman işte eskitiyor, buruşturuyor, yer çekimi. Ve inanın elimden geleni yapıyorum. Kızı güneşe çıkartmıyorum. İşte ne ameliyat gerekiyorsa ben buradayım diyorum. Maddi manevi... Alkol kullanmıyorum. Onun yerine hızlıca kafamı duvara vuruyorum 4 defa. Acı içinde yatıyorum bir yere uyuyorum. En azından hastalık kapma riski yok. Suç işleme riski yok. Evde ailemin sıcaklığında yaşayabildiğim güzel bir kafa diyebilirim. Duvar kafası diyorum ben buna. Evet. Kafa duvar ha. Duvar kafa ya. Sevgili dinleyiciler burası Power FM. Belki daha önce duymamışsınızdır. En iyi yer müziği çalıyoruz burada. Radyo dinleniyor çünkü DJ'ler çalışıyor. Burada hiçbir şeyi ölçmeden, biçmeden, tartmadan, incelemeden, derinlemesini araştırmadan size sunmuyoruz. Cenk verdim programı şey yapmayın. O, onlar hobi olarak şey yapıyorlar. O sabah şovu. Adım Bayce. Yarın kolonoskopi yaptıracağım. Bağırsaklarım çalışmak istemiyor. Doktorum bir bakalım dedi. Şimdi o kadar kolay bak bakalım demesi kolay da bu zaten deyim değil yani. Deyim oradan gözükmüyor. Hepimiz biliyoruz. Neyse muayeneye giderken motosikletle gittim. Sağanak yağmura yakalandım. Islandım. Doktorların ameliyata girdiği bluzu verdiler. Yani sonra da bir iki hemşireyle fotoğraf çektirdik. Onlar da paylaşmışlar Facebook'ta. Bir de resmin altına Bay J falan yazmışlar. Ben Bay J ile falan bilmem ne diye. İşte Bay J bizim hastanede falan. Herkes yuh be adam hem şahisel bir radyo konu hem de başarılı bir cerrah ameliyata falan giriyor herhalde. O kıyafet üzerinde olduğuna göre. Doktordan çıktım. Kıyafetlerim yarı ıslak. Bir dilenci geldi yanıma. Abi dedi memlekete dönmek istiyorum ama param yok. 10 lira verir misin dedi bana. Memlekete dönmek istiyorum. 10 param yok. 10 lira verir misin? 10 lira. Memleketin neresi? Heybeli adamı. O kadar ucuza gidip gelinen bir memleket varsa ben her hafta gelip gitmeye razıyım. Çünkü babam her zaman şey der. İyi bir fırsat yakaladın mı kaçırmayacaksın. Önce kaçırma sonra işine yarayıp yaramadığına bakarsın. Buldun mu al. Monopoly oynarken yapıyorum ben bunu. Üzerine geldiğim her yeri satın alıyorum. Sonra bir bakıyorum param kalmamış. Millete geçiş parası ödeyeceğim diye. Elimdekiler de gidiyor. Hepsi babam yüzünden oluyor bunun. Pınar Su'yla Bay J Show devam edecek. Pınar Su'yla Bay J Show devam ediyor. İçimdeki rock müzisyeni defalarca tecavüze uğradı. Ozzy Osbourne olsa ne yapardı? Git git gıda! Git git gıda! Diyelim.
When you're with me, I'm smiling. Hey, bu akşam burayı sallayacak mısın? Hayatımdaki kadınlar albüm yapmama izin vermediler. Kayıtlı bir şarkım var. Müslüm Gürses'in rahmetlinin öldükten sonra Baba Şarkılar albümünde bir şarkım var. Geceye bağlıyoruz akşamı sevgili dinleyiciler. Benim adım Bahçe. Burası da en iyi yengi müziğiyle Power FM. Yabancı müzik radyosu. Yabancı olan radyo değil, tamamı yerli yatırım. Şarkılarımız yabancı. Yani yabancı demeye dilim var mı? Yani hepimiz kardeşiz. Sen şu ülkedensin, sen şu renktensin. Yanlış bir şey de. İşte yerli sanatçılardan ayırmak için kullanıyoruz kelimeyi. Yoksa ben hani Beyoncé'yi misal kardeşim gibi sevdiğim bir insan Beyoncé. Rihanna olsun, Miley Cyrus olsun, özel, çok özel insanlar. Evet. Bir ara Beyoncé'nin bacaklarına kalın demiştim. Hatta bir bacağı gövdem kadar filan deyince bir arkadaşım demişti, bu kadar güzel bir kadına nasıl böyle bir şey söylüyorsun abi de. Ben de ona bir deyimle cevap verdim. Kedi ulaşamadığı ciğere mundar Beyoncé'yi mi istiyorum ya? Beyoncé seninle birlikte olmak istese olur muydun Bahçe? Bilmiyorum. Önce bana beni ne kadar istediğini ispat etmesi lazım. Yani ne bileyim bir kompozisyon falan yazsın. Şiir yazsın. Bir şey olsun mesela. Jay-Z'ye vursun birkaç tane. Kocasının topuğuma sıkmayacağı sözünü vermesi gerekiyor. Koca biraz mafyozo çünkü. Öyle. Bahçe, hiç mi mafya babasının sevgilisiyle birlikte oldun mu? Ya arkadaşlar böyle bir şey olduysa bile burada bunu anlatmamı herhalde beklemiyorsunuz değil mi? Ya macera perestim ama intihara meyilli değilim. Yani bildiğim yok. Bildiğim yok. En kötüsü neyden korkuyorum biliyor musunuz? Programımı beğenmeyen birinin kocasına biz Bahçe ile birlikte izlemesinden korkuyorum. Yok yok yoluna gitmek diye buna deniyor. Eğer öyle bir şey olursa mezar taşıma şöyle yazın. Çok günah işledim ama bu sefer vallahi billahi suçum yok. Olacaksa olsun sıkılıyorum ya değişik bir şeyler olsun, uzaylılar gelsin, meteor düşsün, bir şey olsun. Ekibimle Power FM mikrofonunda yeni bir ayda, yeni bir başlangıçta, yeni bir günde, yeni bir hayatta dinleyicilerimizin emrinde ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bizim bugün Tuğçe Kazaz bugün konuğumuz olacaktı ancak resmimi görünce gelmekten vazgeçmiş. Biliyorum insanları fiziklerine göre değerlendirmek çok ayıp ama... Kırılmadım çünkü ben de çok güzel diye programa çağırmıştım. Bu yüzden ödeşmiş olduk. Yani şey dışında o hala çok güzel. Benimse programda konuğum yok ve çok da yakışıklı değilim. Üstelik bir foto model tarafından aynı odada bulunacağıma ölürüm mesajı almış kadar gibi oldum. Yani evet. Ama dinleyicim üzülmeyin. Birbirimiz varız. Biz bize yeteriz öyle değil mi? Ha? Aa, sizi özlüyorum ben. Moralim ne kadar bozuk olursa olsun buraya girip mikrofona çıktığım zaman o mutluluk, o neşeyi bir şekilde yakalıyorum. Çünkü aksini yaparsam işten kovulacağım ve güzel oğlum aç kalacak. Bu yüzden anlıyorsunuz inşallah. Siz de keyif almaz mısınız? İyi vakit geçiren insanlar gördüğünüz zaman. Mesela ben sırf bu yüzden ayıp filmleri çok seviyorum mesela. Sabah Cenk Berdem'e söyledim. Diyorlar ki abi onlar eğlenmiyor, oyuncu onlar. Şu birlikte olduğu adamı ilk defa görüyor bu kadın falan. The First Party. By J. On Power FM. Oh yeah! Akşamlar millet, nasılsınız? İyi olduğunuza sevindim. İyi olmayanlarla ilgilenmiyorum. Neyim ben? Psikoterapist miyim, komedyen miyim Allah aşkına? Hayattan keyif almak isteyen insanlara hizmet ediyorum. Oturup depresyonun içine gömülmüş melankoli tipleri güldürmek için kendimi yırtıp niye sonuca ulaşamıyorum diye kafamı yiyeyim ben ha? Kafamı yiyeyim. Yok arkadaş, paramı hak ediyorum. Daha fazlasını yaparsam işkolik derler ve ben işkolik olmak istemiyorum. Adım Bay J, burası Power FM. Power FM dün, bugün ve gelecekte Türkiye'nin en iyi yabancı müzik radyosu. Ve en çok bilinen radyo markası olmaya devam edecek arkadaşlar, unutmayın. Bunun başarılı sunucular, titiz müzik seçimi dışında çok önemli bir şeyle yakından alakası var. Cesaret arkadaşlar, siz beni radyonuzda çalıştırır mıydınız? Ha? Cesaret. Bazen risk almak lazım.
Neyse dün son sevgilimle, aslında bunu söylemekten çok hoşlanmıyorum. Sevgilim adına biraz kırıcı oluyor son sevgilimle, ama çünkü daha sırada niceleri olduğu iması oluyor. Benim adıma güzel de onun adına kırıcı oluyor. Yani olmayacağını iddia edemiyorum çünkü. Ama bilirsiniz, mevcut ilişkinizi yaşarken iki tarafında bu mutluluğun sonsuza dek süreceği, sürer mi acaba ihtimallerini değerlendirdiği bir dönem olur. Şu anki kız arkadaşım da diyemem. İleriki anlardaki kız arkadaşımın olmayacağı belirtilmiş oluyor. Sadece sevgilim desem o da yeterli değil. Bu defa beni dinleyen bütün sevgililerim aha benden bahsediyor diye düşündü. Evet. Çünkü sizi seviyorum. Neyse biraz tartıştık. Neden dedim gereksiz kıskançlık ve sahiplenme peşindesin. Hayatımda başka kimse yok dedim karımdan başka. Yani... Şaka yapıyorum gerçekten. Yok hayır. Seninleyken çok mutluyum. Vır 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 vırdır lan bir şeylerde. Bir ihtimalle ayın kendi kontrolü dışında yaşadığı bir bölümü olabilir. Ben de daraldım. Ona gidecektim. Gitmedim. Başka bir yere gittim. Bir mekana gittim. Başka bir kızla çıktık dışarı. Ve hayır hakkımda kötü düşünmenizi istemiyorum. Sevgilime hayatımda senden başka kimse yok derken o anda gerçekten kimse yoktu. Evet. Bir takım olaylar zinciri buna sebep oldu. Neyse bu yeni kızın evine gittik. Sevgilim falan değil. Bu olaylar zincirinin sonunda bu yola beni sokan eski sevgilim. Anlıyorsunuz değil mi beni? Neyse tek gecelik maceraları özel hayatıma taşımayı sevmiyorum. Adresimi bilince geri geliyorlar arkadaşlar. Hep bir şeyi unutuyorlar. Evimde abuk sabuk şeyler, kalemimi unuttum falan gibi böyle tartışmalar. Bendeyken kalemle ilgili en ufak bir aktivite olmadı. O kalemi benden nasıl unutmuş olabilirsin ha? Ne zaman, nereden o kalemi çıkarttın, çalışma masamın üstüne koydun, hatırlıyor muyum? Neyse kızın evine gittik, bu bana çok sık oluyor. Kız dedi ki ya sana bir şey söyleyeceğim, böyle bir şeyi ilk defa yapıyorum. Olabilir dedim. Olabilir. Normal ama... Ama böyle bir şeyi ilk defa yapıyor olduğunu söyleyen ilk kız değilsin. Üstelik... Hadi yapmayın. Sağduyu kelimesini bu kadar çok seven bir ben mi varım aramızda? Dedim ki bak güzelim, ben kalpten inanıyorum senin çok değerli toplu bir insan olduğuna. Ve sadece bu geceliğine benim gibi büyük bir yıldızın karizması ve endamına kapılıp çığırından çıktığına tamam. Ama bir abi nasihati. Kararında iç. Psikolog arkadaşımla konuşuyoruz. Kendi psikoloğum değil ama başka bir psikolog. Sırf kendi intihar ederse aileme kim bakacak? Sefil olacaklar, giderken onları da götüreyim düşüncesiymiş. Delice! Arkadaşlar bunları görüyorum ve deliriyorum her gün. Bay J karısından çok çekiyor. Evet evet, Bay J'yi öldüreyim, kurtulsun çocuk. Hey salak! Bak git, başkasına git! Manyak! Muhakemesiz manyak! En yeni müzik, Power FM burası. Benim adım da Bay J. Akşam programını sunuyorum yıllardır. Bazı dinleyicilerim programım sırasında adımı çok sık söylediğimi, başka sunucuların kendi isimlerini bu kadar sık tekrarlamadığını söylemiş. Şimdi arkadaşım, başka sunucuların programları o kadar kötü ki kendilerinin sunduğunun bilinmesini istemiyorlar. Yaptığım işle gurur duyuyorum. Bu yüzden bilmiyorum bu bir cevap oldu mu ya da havaya birkaç el ateş mi etmem gerekecek ama... Bu arada düğünlerde hala havaya ateş açılıp yanlışlıkla kız tarafından 5-6 kişi ölüyor mu yoksa buna karşı ciddi önlemler alındı mı? Benim önerim düğünlerde paintball tabancaları dağıtılsın. Hem ateş etme içgüdüsünü tatmin eder belli bir oranda hem de etraf bir düğüne yakışacak renkliliğe kavuşur. Sadece bir fikir. Benim düğünümde mesela kimse hiçbir yere ateş etmedi çünkü... Gücü yoktu kimsenin. Yemekleri babam ayarlamıştı. Kalorisi olan, besin değeri olan hiçbir şey yoktu. Kollarını kaldıramıyorlardı. Misafirlere şey demişti. Kız tarafı vejetaryen, ondan böyle yaptık. Bu arada karım bir bütün danayı kimsenin yardımı olmadan çıplak elleriyle yer. Pişirmeden ama işte. Babam da böyle işte. Evet, en iyi en yeni müzik diyoruz. Çünkü şirket kuralları, yani sloganı söylemez. Sen işten kovulursun. Ya şaka yapıyorum. Şunu yap bunu yap diyen olmadı bugüne kadar bu şirkette bana. Yani bazen kimse o kadar hiçbir şey söylemiyor ki acaba beni gözden mi çıkarttılar? Niye hiçbir şey istemiyorlar diye tribe giriyorum bu seferde. Sonra kendime geliyorum ve kızıyorum. Oğlum sen Türkiye'nin gelmiş geçmiş sonra bir duruyorum. Ha gelse geçse ne olacak? 25 senelik özel radyoculuk tarihi var ülkenin zaten. Gerekeni ve daha fazlasını yapıyorsun. Bu yüzden kimse işine karışmıyor Bay J diyorum kendi kendime. Aynen mesele şu. Birilerinin gelip bir şeyler söylemesini istiyorum ama bunu yapması için güzel bir kızı görevlendirmezlerse dinlemem. Bay J. Efendim Bebitom.
kovulacağını anlasan onlar seni itmeden pencereden kendin mi atlardın? Arkadaşlar kovulmak dünyanın sonu mu Tanrı aşkına? Ne kadar iç kapatıcı bir metafor kullandınız ya Rabbi. Ha? Pencereden itilmeden atlamak mı? Hayır, kendim istifa etmezdim. Çünkü onlar bana beni kovduklarını söyleyecek cesareti toplayana kadar geçecek zaman içinde maaşımı almaya devam etmek isterdim. Anlıyor musunuz? Üstelik... Aman Bay J, senden korkacaklarını mı sanıyorsun? Pat diye kovarlar seni istedikleri zaman. Bilemiyorum. Bunun o kadar kolay olacağını sanmam. Yani beni kovmadan önce evdeki bütün akrabaları yerinde duruyor mu? Ona bir bakmaları gerekecek. O var. O var. Yıllarca gizli şifrelerle radyo yayınımla Orta Doğu uranyum pazarını idare ederken edindiğim bir sürü tanışıklık var. Yani bunları kullanmazsan adama aptal derler. Kusura bakmayın. Pınar Su'yla Bay J Show devam edecek. Pınar Su'yla Bay J Show devam ediyor. Senin o Sümüklü Alfons'un kitabını okumadık diye bizi toplum dışına itmeyeceksin, tamam mı? Uçarak girmeyeyim kapıyla, entelektüel değilim ama başka özelliklerim var. Mahalle çocuğuyum, darma duman ederim adama ya, onu söyleyeyim. Karşı cins tarafından kazık yemeyi o kadar iyi öğrendim ki bugün profesyonel kazık yiyici olarak başvuracağım. Her yerde işe alırlar beni. Her yerde. Selam millet, ne habersiniz? Ben mi sizden daha iyiyim? Evet. Baksanıza ne olacak ki? Biraz önce işe geldim, birazdan gideceğim. Şimdi bu yarın kolonoskopim var ya, önemli bir şey değil, Latince bilmeyenler için Türkçe'ye çevireyim. Kolonoskopi popodan bakınca insanın çenesini görebiliyor muyuz testi? Evet. Pek bir şey yememen gerekiyor. Çorba iç, patates yedi. Bir de 3 şişe müsili meyve suyuyla karıştırıp içeceksin dedi. Evde otur demeyi unutuyor ama. Evet. Onu bir tabii ben sağduyumla hallediyorum. Evet. Power FM'den de izin istedim. Cumartesi zaten programım yok. Ben yine de iznimi istedim. Kolonoski yaptırabilir miyim? Yayınında bir şey değişecek mi? Zannetmiyorum. Yaptırabilirsin, evet. Hadi uyutuyorlar bir de kolonoskopiyi yapmadan önce. Elimdeki özel arşivi... Ya ben bir şey söyleyeyim size? Kötü olan şu, doktorla birlikte kolonoskopiye girecek bazı çalışanlar var. Son yaptırdığımda onlarla fotoğraf çektirdim. Yani bir çeşit sınırlı ve ılımlı samimiyet oluştu aramızda. Tanıştık, el sıkıştık, sarıldık, fotoğraf çektik. Şimdi samimiyet perdesini ikinci aralayışımız. Orada kişi çok özel bir şeyi teslim ediyorsun. Yani beni izleyecek olmaları. Çünkü ben genelde arkadaşlığı ilerletmek için hani bir kafeye gidip kahve içmeyi, ne bileyim bir mekana gidip canlı müzik dinlemeyi falan tercih ederim ama hayat size her zaman istediğinizi vermiyor. Okay, bu defa da yakınlık kurmak için kullanacağımız enstrüman monitördeki bağırsağımın görüntüleri olsun. Dünyanın sonu değil ya. Bu tip prosedürlerde çok korkuyorum. Çünkü bağırsaklar böyle bir hassas, ince, çok fazla dokunulmaması gereken şey bir şey ya. Komplikasyon olamıyor. Bir şey çıkar, problem çıkar mı diye sordum doktor. Ay olmaz dedi. Eğer polip varsa onu o esnada elektrikle alıyoruz dedi. Ama tabii önce dedi gazı çıkartıyor. Eğer gaz varken elektrikli bir işlem yaparsak patlar. Aman canım dedim, hiçbir komplimen. Ne? Ya unutursanız gazı çıkartmayı, dedi ki Bayce sen unutabilirsin, biz bunu her gün yapıyoruz, işimiz bu, adım adım uyguladığımız bir şey, merak etme, gazını çıkartmadan bağırsağını yakmayacağız. Ben bilmiyorum. Bir daha hayatım boyunca kimse bana bunu söylemeyecek herhalde, bu son duyuşum değil mi? Bayce merak etme, gazını çıkartmadan bağırsağını patlatmayacak, yakmayacak, merak etme. Bilmiyorum. Bakın ben çok uzun yıllar evli kaldım. Şimdi 3 senedir son evliliğim, 3 senedir devam ediyor. Hem de bu karakterle ve bu libidoyla ben bağırsağımın havaya uçmasının beni çok rahatsız edeceğini zannetmiyorum. Yani bir psikolojik baskı var evlilikte. Yani engel olamadığınız, yani ne kadar maço olursanız olsun böyle bir eziliyorsunuz, böyle bir baskı var. Bir psikolojik bir şey yaşanıyor yani. Şöyle söyleyeyim, evlendiğimde boyum 1.82'ydi. Şimdi 1.76'yım. Bir şey merak ediyorum. Neden kadınlar sürekli konuşmak ister? Ha? Bayce konuşmamız lazım. Bayce bir bakar mısın, konuşmamız lazım. Bayce seninle konuşmak istiyorum. Bayce konuşmamız lazım. Lazım Bayce konuşmak. Konuşmak lazım Bayce. Konuşmak Bayce lazım. Ben istiyor seninle konuşmak Bayce. Hoga hoga. Sonunda bir gün ona dedim ki... Konuşmamız gerektiğini nereden biliyorsun?
hiç konuşmamayı denemedik. Belki çok daha iyi olacak. Ha? Ya. Merhaba merhaba, nasılsın, sağ ol, alışveriş yaptın mı? Evet. Tıraş bıçağı alınacaktı, aldın mı? Cevap yok. Niye, sınır koydu, konuşma kotası doldu. Aldın, sağlıklı. Bazı kadınlar ütopik hayaller peşinde koşar. Çok iyi bir erkek arıyorum. Verici biri olsun, karşılığında seks istemesin. Ha süper. Akşam bize gel, rahmetli büyük babamın ruhunu çağıralım. Seyahat etmekten hoşlanmıyorum. Hatta nefret ediyorum diyebiliriz. Psikoloğum analiz yaptı. Meğer sebebi şeymiş. Babam küçükken beni bir haritayla dövermiş. You're listening to Bay J on Power FM. Dinleyiciler hoş geldiniz. Bazı insanlar birbiri için yaratılmıştır. Evet, şahsen ben Cici Hadid'le birbirimiz için yaratıldığımıza inanıyorum. Mesele şu, o inanmıyor, varlığından haberi yok. Evet. Ama ne demişler, bir şey 100 defa söylersen olurmuş. Umarım o da tersini 100 defa söylemiyordu. Adım Bayeşim. Şakalar şakalar. Ben aslında Cici Hadid gibi biriyle çıkamayacağımı biliyorum. Çünkü eğer çıkarsam sırasıyla önce karım, sonra kız arkadaşım, son olarak da son sevgilim beni parça pinçik ederler. Biliyorum zaman zaman büyük fedakarlıklarla dinliyorsunuz beni. Bunu görmezden gelmiyorum. Ancak buna rağmen bugün beni biraz daha erken bırakırsanız, yapmam gereken bir kamu hizmeti daha var. Evet, Şişli'de hamam böceği yarışları var ve kazananı kucaklayacak ünlü biri olarak beni çağırdılar. Biliyorum önemli bir event değil ama bilirsiniz, ünlü olduktan sonra bir yere gitmeyi reddederseniz 2 dakikada adınız burnu kalktıya. Evet. Neyse. Eylül dediniz mi arkadaşlar, benim için yazın sonu gelmiş demektir. Maalesef. Tabii bütün yaz çalışmayıp vaktini nereden bulduğu belli olmayan parayla Bodrum'da geçirenler için söylemiyorum. Bu yaz maksimum seviyedeydi. Bir de ekonomi patlak yani, anlatabiliyor muyum? Bazılarını bütün yaz güneyde tatil yaparak geçirirken izledim. Ya fotomontaj ya ben yanlış meslekteyim. Standardımı yükseltmeye çalıştıkça küçülüyorum. Ne oluyor anlamıyorum. Ama no more Mr. Nice Guy. Evet. Yakında radyoculuğu bırakıp asıl yeteneğim olan sürpriz bir meslekle karşınıza çıkacağım. Yalnız kimseye söylemeyin, henüz patronun bunlardan haberi yok. Ben mesleki bilgimi şöyle tanımlıyorum. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Modern antropolojik interaktif gözlemci. Evet, tam yeteri kadar etkileyici bir kıvılcımı var. Üstelik röntgenci çok çirkin bir kelime. Ve halk arasında yanlış anlaşılıyor. Aslında gözlem yeteneği. Aslında ben bir ninjayım. Evet, ustam Master Tao Ling Yuing Min bana her zaman dedi ki, Bajje Çekirge, bu ninjalık meselesini hafife alma. Hayatın boyunca halledemediğin her meseleyi birkaç kişiyi pataklayarak çözebilirsin. Evet, pardon, bunu söyleyen sanayiden Hüseyin abiydi ama hocam da bir şey söyledi, şu an net hatırlamıyorum. Adım Bajje, bir adam ki hayatının büyük bir bölümünü istemeye istemeye radyoculuğa adamış. Çünkü yapacağı o kadar çok şey vardı ki. Ama akşam saatlerinde radyodaki açığı kapamak için bu fedakarlığı yapması gerekiyordu. Çünkü cennete gidince madalya takacaklar. O da madalyayı alıp bardak altlığı yapacak. Çünkü maddiyata önem vermez. Sadece verdiğini söyler. Kafa karıştırmak için. Dinleyicinin aklında belirgin bir karakter, imaj belirmesin diye. Çünkü tanınmak istemiyor. Çünkü çok kadının ve eskiden sevgilileri veya kocaları olan çok erkeğin kalbini kırdı. Ama hala cennete gitmekten bahsedebiliyor. Değişik biri yani. Tıpkı sizin gibi. Değerli dinleyicilerim, Power FM'desiniz. Burada ne istiyorsanız onu bulacaksınız. Nasıl? 87 yılında kaybettiğiniz cüzdan. Yo, o bunu burada bulama. Burada DJ'ler çalışıyor. İçinde kart paraları almakla kalmayıp cüzdanın derisinden kendilerine don yaparlar. Öyle beklentiler içinde olmayın. İyi hafta sonları diliyorum. Kınar Su, Bay J Show'u sundu.